Çok pardon herkese. Bu videoyu bu şekilde başlamak istemezdim. Ama çok güzel olmuş. Tabii bırakacağım şimdi kurabiye yemeği. Size video çekeceğim. Bugün kızım Perisa arkadaşına çok güzel, çok özel bir hediye yapmak istedi. Çünkü okulda bir çekiliş yapmışlar. Ve ben kızıma bunu aşılayabildiğim için çok mutlu oldum. Yani gidip parayla bir şey almaktansa çocuğum emek verip arkadaşına çok güzel bir hediye yapmaya karar vermiş. Ve tamamen kendi fikriydi. Ve çok güzel bir fikri vardı. Ve ben ona destek oldum. Evde malzemeleri falan yazdık, çizdik. Eksikleri gidip aldık marketten. Ve ben kendisini babasına ve kardeşine bıraktım. Dışarı çıktım arkadaşlarımla. Geldiğimde çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Harika kurabiyeler yapmışlar. Adı Jingle kurabiyesi mi deniyor? Yani neydi adı? Gingerman. Ha, Gingerman kurabiyesi yapmışlar. Arada bir böyle bir şeyler uydurup kendim çakıyorum aradan olsun. Şimdi size sadece iki tane kurabiye göstererek konuya devam etmek istiyorum. Bakın bunu Sahira yapmış. Birazdan daha güzel göstereceğim. Şöyle ışığa doğru. Diğerlerini de Perisa yapmış. Tabii babaları yardım etmiş. Ama yani çok emek vermişler. Süsü olsun, kurabiyenin tadı olsun, harika. Ve en önemlisi bütün bu hikayenin içinde ne biliyor musunuz? Biz artık hiçbir önemli güne önem vermemeye başladık. Dini bayramlar hariç. Ve bu bir dini bayram değil. Bu bir yılın değişmesi. Eski yılı gönderip yeni yılı karşılamak. Ama insanlar bunu vay efendim Hristiyan bayramı, vay bilmem nedir, zarttır zurttur bir şey uydurup kendileri yani her şeyi bastırmaya çalışıyoruz. Ama bu çok güzel bir olay. Ben bunu kimse unutmasın ve size de ilham olsun diye böyle bir video çekeyim dedim. Ve siz de çocuklarınızı bu yönde etkilerseniz, her şeyin parayla olmadığını, yani hediyeleri özel, özene bözene yapmak önemli diye sizin çocuklarınız da bu tarz etkinliklere yönelir. Şimdi size iyi seyirler diliyorum ve birkaç parça bir şey çekeceğim size. Tabii ben bunun yapılış aşamasında burada olmadığım için öyle videoya dahil edemiyorum ama bitmiş halini ve şu anda kutuyu neyle nasıl süsleyeceğimizi size göstererek devam edeceğiz. Şu güzelliklere bakın. Sanki filmlerden veya bisküvi mağazalarından fırlamış gibi değiller mi? Yurt dışı mağazalarında çok süslü kutularda böyle bisküviler satılır. Ve benim çocuklarım babasıyla birlikte çok emek vermiş. Baksanız ya nasıl süslemişler. Şöyle yaklaştırayım tek tek bir bakın. Şimdi bu güzelliklerin tarifesini altında yazacağım ben size açıklamalarda. Ve şu malzemeyle süslediklerini de belirteyim sizin için. Şimdi ben bunları Perisa'ya yardımcı olacağım. Çok güzel bir kutuya paketlesin. Çünkü kurabiyeler kadarı kutu da çok önemli. Yani bunları şimdi biz kutulayacağız. Şurada gördüğünüz şu jelatinlere tek tek koyacağız. Ondan sonra şu rafya ipinle kurdele yapacağız. Ama kutumuz uymadı bu kadar çok kurabiye. Çünkü bayağı bir olmuş. O yüzden şu kutuyu, şu gördüğünüz kutuyu biz çok güzel şuradaki evye kağıtlarla ve şu kurdelele süsleyip bitmiş halini kurabiyelerle birlikte size sunacağız. Emeğimizin karşılığını size yavaş yavaş göstereceğim. Ailecek hepimiz çok emek verdik. Tabii şöyle kurabiyelerin paketlenmiş halini çekiyorum. Bakın paketlenince de bayağı şirin oldular. Hatta şuraya bakın bir tane cebe koyduk buraya. Ve bu bizim kapak fotoğrafımız için hazırlık. Başroldeki sanatçımıza bir merhaba deyin. Bütün fikir ve yapılış ona ait. Kapak fotoğraflarımızı da çektikten sonra şimdi sıra geldi kurabiyelerimizi paketlemeye. Şöyle tek tek göstererek paketleyeceğiz. Aç. Kardan adam. Güzellikler arasında kutumuzu da bitirdik. Süsler her şey hazır. Kurabiyeler paketlendi, hediye edilmek üzere. Ve bitirdik. Bugünlük bu kadar bizden. Siz de
böyle güzellikler yapabilirsiniz eşinize, dostunuza. Ve her şeyi parayla alınmadığını göstermek için size böyle bir video çektim. Şimdilik hoşça kalın, Kürçüklü TV ile kalın. Bir sonraki videolarda tekrar bu kutu harici şöyle güzel kutular yapacağız birlikte. Bakın bu bir kutu. Neden olduğunu söylemek istemiyorum, marka adı kullanmamak için. Böyle kutuları siz de yapabilirsiniz hediye için. Şimdi yılbaşı üstü. Sonra da şöyle bir kutu yapacağız. Onu da nasıl yapıldığını bir sonraki videoda sizin için çekeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, Kürçüklü TV ile kalın. Neşeniz bol olsun, bol hediyeli günleriniz olsun. Görüşmek üzere. Abonelikleri unutmayın.